Arkadaşlar merhaba. Kısmet olursa bu dersimizde çerçeve içine alınmış bir kısa rıkka belge okuyacağız. İnşallah hem anlamı üzerinde duracağız hem de yazılan kelimelerin ve harflerin karakterleri üzerinde durmaya çalışacağız. Maruzu çaker i kemineleridir ki. Arkadaşlar bakın dat harfinin yazılışı bu. Normali bu. Aradaki farkı lütfen görelim. Ayrıca del harfinin bakın ne kadar cüce yazılmış. Del harfinin ne kadar cüce yazıldığına lütfen bakın. Küçücük bir diş var burada. Del harfi olduğunu anlıyoruz. Hemen başlayalım. Maruzu çakeri kemineleridir ki dedik ve startımızı bir verdik. Bismillah. Maraş. Arkadaşlar genelde şikayet defterlerinde de olsa Maraş'ı yazarken şu şekilde görüyoruz ve 100 kilometre öteden bu tanınır, bilinir. Bunun Maraş olduğunu herkes bilir. Herkes. Bir akrep gibi kancası şın harfinin noktalarını ortadan kaldırmaya yetiyor arkadaşlar. Maraş havalisinin yani Maraş bölgesinin Maraş havalisinin selb-i emniyet. Peki selb-i emniyet yani emniyetinin kaybolması ne demek? Evet arkadaşlar selb-i emniyetin ne demek olduğunu buradan okuyalım. Selb kapıp almak, soyup almak, esvabını selb edenler yani esvabını, kıyafetini çıkartanlar. Bizim asıl anladığımız mana ise nefyu efkar yani selbi rahat yani rahatın kaçması, selbi imkan, selbi imkanı akıl, akıl imkanının yok olması, akılsızlık ve şuurunu selb eyledi yani şuurunu kaybetti demektir arkadaşlar. Yani selb kelimesi genelde bir olumsuzluk için kullanıldığını lütfen bilelim. Yani bu önemli. Selb olumsuzluk için kullanılır arkadaşlar. Biz de burada görüyoruz bakın Maraş valisinin selb bir emniyet. Yani emniyetini, güvenliğini, asayişini, güvenlik kalmamış ortalıkta. O yüzden ne diyor? Emniyet biliyorsunuz güvenlik halidir. Selbi emniyet ise güven olmama durumudur. Yani selbi emniyet, emniyeti kaybolmuş. Burada tabii dikkatinizi çekiyorum. Elif'i ne kadar mikroskopik yapmış. Neredeyse Elif'le emniyet kelimesinin arasında da bayağı bir mesafe olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O mesafeyi de gösterelim bakın. Şu kadarcık bir mesafe var. Bunun da altını çizmiş olalım diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Maraş havalisinin selbi emniyeti umumiyesine yani bir yerde güvenlik kaybolmamış, umumi bir şekilde güvenlik kaybolmuş. Sebep yani buna sebep olan müstakil olduğu mukaddem, müstakil olduğu mukaddem yani daha önce ne olmuş sunulmuş ya da mukaddem önceden yapılmış ve muahhar, şurada görüyorsunuz muahhar arkadaşlar, bakın mouse'u koydum, mukaddem ve muahhar takdim kılınan mezabita. Yani mezabite mazbatanın çoğuludur arkadaşlar. Tekili bakın yazıyorum. Mazbatanın çoğulu mezabitadır. Mazbata. Gördüğünüz gibi. Takdim kılınan mezabita
ve maruzat derken arkadaşlar lütfen dikkat. Maruzu az önce maruzu çaykeri derken görmüştük. Ama burada maruzat deniyor. Yani arz edilmiş şeyler. Bu tekili budur arkadaşlar. Maruz eğer bir elif ve t gelirse, tabi elif t bizim anladığımız bu t'dir ama Rikka yazıda yazarken bu t normal klasik t Rikka'da buna dönüşmüştür. Bunun da altını çizelim. Maruzat tı tamlama yapıyoruz. Maruzat-ı kemteri suretleri. Peki kemter ne demektir arkadaşlar? Kemter, bunun altını çizelim arkadaşlar. Bir sıfattır. Kem, kötü, değersiz. Kem göz deriz ya, oradan geliyor. Ter ekiyle kemter, çok değersiz, çok aşağı, pek itibarsız, en hakir. Yani bir tevazu aracı olarak kullanılıyor. Yani bunu bir tevazu olarak göreceğiz arkadaşlar. Yani maruzat-ı kemteriyi, yani en kötü, en hakir kullarının maruzatları, dilekçeleri, suretleri, meallerinden müsteban olan. Tabii müsteban kelimesinin üzerinde de duralım. Evet, müsteban kelimesine baktığımızda bunun bir sıfat olduğunu, Arapçada istibane yani beyandan geliyor aslında. Açık ve anlaşılır olmaktan müsteban, yani açıkça ortaya konmuş olan, şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılan, açık, aşikar, vazı, ne suretle mükafat gördüğü, nasihatü selatin, sutur-u atiyesinden müsteban olur. Yani ne surette mükafat gördüğü şu kitapta ortaya çıkar demek istiyor. Müsteban demek ki neymiş? Açıkça ortaya konulmuş, sunulmuş demektir arkadaşlar. Evet, müstebanı da öğrendiğimize göre ne diyoruz? Takdim kılınan mezabit, biliyorsunuz mazbataların çoğuluydu. Ve maruzat-ı kemteri, kemter ise en hakir, en kötü demekti. Yani bir nevi neydi? Bir tevazu ifadesiydi. En hakir, en kötü demektir kemter arkadaşlar. Bir tevazu ifadesidir. Maruzat-ı kemteri suretleri meallerinden müsteban. Müsteban da az önce yazdık, sözlükten bulduk. Açık, anlaşılır anlamında beyan edilmiş demek. Müsteban olan. Olan. Adana. Tabi Adana derken arkadaşlar şunu, hatta ben bunu yapamıyorum böyle. Keskin bir böyle. Ne? Adana'nın nası bu arkadaşlar. Bakın Adana'nın nasına lütfen dikkat çekiyorum. Tabi noktasını da 2 kilometre öteye koymuş katip efendi. Adana. Neyinden Adana'nın? Tabii ki aşairinden. Aşiret kelimesi Arapça aslında 10 demektir ama oradan türetilmiş yani bir kabile, soya ne diyoruz biz? Aşiretin çoğuluğu tabii ki aşairdir. Bunun da altını çizmiş olalım. Tabii kelime hazinemizi geliştirmez isek Osmanlı paleografyasında muvaffak olmamız çok zor. O yüzden kelime hazinemizi geliştireceğiz. Aşairden tecirli. Aslında arkadaşlar bu tecirli noktasında da durmak istiyorum. Genelde halk arasında tecirli denir. Terminolojide de tecirli geçer ama kelimeye baktığımızda tacirlidir. Okunuşu tacirlidir. Gramafer, yani tecirli olması için şu şekilde olması gerekir aslında. Ama kelime bu şekilde değil. Bakın şuraya bir arkadaşlar ne konulmuş? Elif konulmuş. T'den sonra. Tacirli şeklinde bakın.
O zaman tacirli ya da tacirli şeklinde okumak ve yazmak kanaatımca daha doğrudur. Tabi bununla birlikte 2 yıl önce yazmış olduğum bir makaleye Hacettepe Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezinde atıf yapılması da beni ayrıca mutlu etti. Aslında birinci dereceden arşiv belgeleriyle yazıldığı için bu makaleye mutlak surette atıflarında çok olması lazım. Özellikle Çukurova bölgesini çalışan kardeşlerimiz için. Tecirli aşiretinin bu defa dahi mütecasir icrası oldukları keyfiyet, burada biraz anlam düşüklüğü var ama mütecasir yazıyor gibi geldi bana. Keyfiyeti müthişenin, yani keyfiyeti müthişe ne demek? Dehşete düşüren keyfiyet. Evet, müthişenin çeynünü gibi, ama arkadaşlar ben bunu tam çıkartamadım. Lütfen buraya bir yorum yazalım ve bu boşluğu dolduralım okuyan kardeşlerimiz için. Ama lütfen dakikasını ve saatini de yazarsanız, işte 5. dakika, 7. dakika, 11. dakika, 28 saniye şeklinde teşekkür etmek daha kolay oluyor. Vuku'una dair Adana valisi, bakın V burada, valisinden sonra Elif'i böyle aldık. Valisi Devletlü. Arkadaşlar bakın, Devletlü'yü ne kadar muhteşem yazmış. Ne kadar asil yazmış. Sadece Devletlü'yü mü öyle yazmış? Paşa'yı da o nispette asil yazmış. Yani gerçekten Osmanlı paleografyasına hayran olmamak mümkün değil. Vuku'una dair Adana valisi Devletlü Paşa Hazretlerine yazılmış. Yani şu kanca beni hasta ediyor. Şığının kancası bir akrebin kıskacı gibi bu şekilde döndürmesi, sanki yazılmış şeyi uzat der gibi, gerçekten güzel arkadaşlar. Yazılmış olan. Nunu da artık öğrendik bu şekilde arkadaşlar. Bakın, yazılmış olan arıza, bakın 2.2 çizik. Tamlama yap diyor. Arizai dedik. Arizai, bakın B ile başlıyoruz. Sonra nun. Arizai ben, şurayı D olarak yapmış. Arizai bende gâ, kef harfi. Bende gâ nemin. Bende gâ nemin. Arizai bende gânemin sureti. Yani şu asalete bak, şu yazıya bak, şu kaligrafiye bakın arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Bende gânemin sureti leffen, yani ek olarak takdimi hakpayı merahim intimayı asafaneleri, asafi gerçekten genelde sadrazama söylenir. Kılınmış, bakın yine şının kuyruğu, kılınmış ve aşireti merkumenin, yani yukarıda ismi geçen tecirli aşiretinden bahsediyor. Merkumenin her ittikleri ya da ettikleri yanlarına kaldıkça günden güne fenalıkları artmakta bulunmuş. Yazının güzelliğine bakın. Bakın yine şın harfinin kancası. Artmakta bulunmuş. Olduğu, artmakta bulunmuş olduğu ne oluyor? Muhat-ı ilm. Yani ilmi ihata etmiş olan. Muhat-ı ilm, ilmi ihata etmiş, ilmi her şeyi kuşatmış, yani çok bilgili. Muhat-ı ilmi kainatı arayı asafaneleri, şu buyurulduktaya bakın arkadaşlar, klasik bir rikka buyurulduktası. Bu klasiktir arkadaşlar. Hangi rikkaya bakarsanız bakın, bu şekildedir.
Biz Çok güzel arkadaşlar. Her karda emr ferman Hazreti Veliyül Emrindir. Fi olduğunu söylemiştim. 17 bir nun varsa o Ramazan'dır. Ramazan her zaman arkadaşlar nunla yazılır. Bakın şöyle büyük yazalım hem de. Ramazan. Orijinal bir şekilde Ramazan. Hatta nun'un noktasını koymayalım. Metindeki gibi böyle yapalım. Tabi bu Ramazan şeklinde yazdık ama arkadaşlar Arabi aylarda kısaltma yaptığımızda Ramazan'ın Ramada'sı gider. Geriye kalan an kısaltması, geriye kalan şu kısım bizim kısaltmamız olarak tarihe geçer. Ramazan sene, şu çizgi biliyorsunuz seneydi. Sene 71. Ben de kaymakamı liva Maraş diyoruz ve arkadaşlar bu güzel dersimizi de bitiriyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.